Recep Tayyip Erdoğan Lefkoşa'ya iniyor an itibariyle uçağından. Arda Erdoğan o noktada CNN Türk muhabiri. Arda'dan notları alalım. Arda. Evet, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan törenlere katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi. Şu an kendisini taşıyan TC Can uçağından Ercan Havalimanı'na iniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tataş uçağın merdivenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıyor. Erdoğan'ın katılımıyla geniş ve büyük bir tören gerçekleşecek. Türkiye'den yoğun katılım olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da olacak. Kurtulmuş'la birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Önder Aksakal, Şehzade Demir, Torun Türkeş gibi isimler olacak. Ayrıca Meclis Grup Başkan Vekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve çok sayıda bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Dolayısıyla geniş katılımlı bir tören gerçekleşecek. O törene günler öncesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Lefkoşa'da hem de Girne'de hazırlıklara başladı. Hazırlıklar bugün tamamlandı. Erdoğan öncelikle Lefkoşa'daki Atatürk anıtına çelenk bırakacak. Bugün saygı duruşunda bulunulacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Fazıl Küçük Bulvarı'na gelecekler ve burada resmi geçti izleyecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde Ersin Tatar'da olacak. Türkiye'den hem iktidardan hem de muhalefetten katılım oldukça yoğun. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı kendini karşılayan Hazirun'la tek tek tokalaşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'daki Ercan Havaalanı'nda katılım yoğun dedik. Hem iktidardan hem de muhalefetten isimler var. Özgür Özel CHP Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu. O da burada. Cumhurbaşkanı şu sıralarda komuta kademesiyle de selamlaşıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ü ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nu, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu'nu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu görüyorum. Cumhurbaşkanıyla tek tek tokalaşan isimler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bürokrasisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ercan Havaalanı'nda karşılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi geçişin gerçekleşeceği noktada öncelikle Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını gençlerin elinden alacak. Ardından törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılıyor. İlham Aliyev bir mesaj gönderiyor. Düzeltiyorum. O mesaj okunacak ve Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitapları gerçekleşecek. Zafer'in 50. yılında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında hangi mesajları verecekler? Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatleri konusunda özellikle anlatacakları, verecekleri mesajlar önemli olacak Cumhurbaşkanı'nın. Zira geçtiğimiz günlerde adayı ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı bir işgal hareketi olduğunu ifade etmişti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'den sert bir yanıt gelmişti. 1974'ten bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmüyor demişti Milli Savunma Bakanlığı ve bugün yine Rum kesiminde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de eş zamanlı olarak bulunmasını bekliyoruz. Her iki tarafın vereceği mesajları bugün bizler de takip edeceğiz. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği bugünkü törende hem yerli hem de dünyanın birçok yerinden gelen basın mensuplarının olduğunu da ifade edelim. Verilecek mesajları bizim merak ettiğimiz kadar tüm dünya merak ediyor. Bugün oldukça büyük bir tören gerçekleşecek demiştik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleri çok yoğun olacak. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek resmi geçitin ardından TCG Anadolu gemisi başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 50 gemilik bir gemi geçiti gerçekleşecek ve bugünkü resmi geçitte 2 adet Bayraktar, Akıncı, Taarruzi, insansız hava aracıyla birlikte muharip uçaklar, F-16'lar geçecek. Türk Yıldızları akrobasi timi günler öncesinden adaya geldi. Akrobasi timi de uçacak. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ve partisinin genel başkan yardımcılarıyla sokalaşıyor. Geniş bir heyet demiştik. Hazirun oldukça fazla dakikalardır Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağından indiğinden bu yana heyetle tokalaşıyor. Cumhurbaşkanı karşılanıyor. 50. yılı özel anıt pulu ve madeni para basımı da gerçekleşti. Bugünkü törenlerde katılımcılara anıt pulu ve madeni basılan paralar da dağıtılacak. Onun öneminin altını da çizmiş olalım. Tam 50 yıl önce bugün saat 6 sularında Türk Silahlı Kuvvetleri havadan indirmeye başladı. Saat 8.50'de de Yavuz Çıkarma Plajı'na Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk unsurları